Periyodu bulurken önce bir normal toplam formülü yapalım. Sin A cos B, sin B cos A yani bu sin 5x artı x'ten sin 6x. Bunun periyodu da üzerindeki sayı derece 1 olduğu için 2 pi bölü x'in kat sayısı 6, pi bölü 3 oldu B şıkkı. Arc sin eksi 1 bölü kök 2'ye alfa dersek sin alfanın eksi 1 bölü kök 2 olması lazım. Arkta sinüsün tanım aralığı eksi 90 ve 90 aralığıdır. Bu yüzden negatif olduğu yerler aslında eksi alfadır. Haliyle arkadaşlar alfa eksi 30 olacak. Hemen bunu önce söyleyeyim. Şimdi cos 3 çarpı eksi 30'u bulacağız. Yani cos eksi 90 bu da zaten 0 yapar D şıkkı. Bu soru aslında denemede sorulacak bir soru arkadaşlar. Çünkü böyle konu testinde olunca şey gelebilir. Yani E ee, hocam biz burada içler dışlar mı yapacağız? Yok. Gerçekten arkadaşlar şıkları deneyeceksiniz. ÖSYM de bazen böyle soruyor. Hani böyle yiğitlik, mertlik yapmaya gerek yok. Ben buradan öyle bir şey yaparım ki şık şak diye bulurum değil. Gerçekten böyle tek tek şıkları denemek gerekecek maalesef. O yüzden ben D şıkkına kadar geldiğimizi varsaymak zorundayım göstermek için. Öyle müthiş bir şey de katmayacağım size. Kabul etmek gerekiyor ki. Şimdi bakın Burada zaten özellikle o birlerden ilham alarak 1 eksi tan 45 e, 2 sin x de zaten 2 tan 2 sin 45'ten kök 2. Sonra yine tan 45 1 eksi 1 bölü 1 tan 45 yine 1. Bakın 1 eksi 1 0 1 eksi 1 0 sağladı gördüğünüz gibi d şıkkı geldi. Hemen yarım açı formülünden yararlanmamız lazım. Cos kare x bölü 2 eksi sin kare x bölü 2 eşittir. 2 pi zaten esas ölçü olduğu için sin eksi x'tir arkadaşlar. Bu da hatta eksi sin x olur. Gerçi sin eksi x diye tutalım da onu sonra yine geri almak zorunda kalacağım. Sin eksi x olarak duracak. Şimdi sağ taraf böyle sol taraf cos x. Çünkü x bölü 2'nin 2 katı cos kare a eksi sin kare a cos 2 a eşitti. Cos x eşittir sin eksi x ise burayı hemen her iki tarafı cos veya her iki tarafı sin yapabilirsiniz. Ben sin'i kosa çevireceğim. Onun için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Kos 90 artı x. Çünkü arkadaşlar eksi sin x olması için aklıma gelen ilk doğru cevap ikinci bölgede kosinüs. Peki hocam üçüncü bölge olmaz mıydı? O da olurdu problem değil ama ben bir tane doğruyu yazmam buraya yeterli. Hangisini yazdığınız önemli değil gerçekten birini tercih edin. Böylece 1 x eşittir 90 artı x artı 360k 2 eşittir 2 şey, eksi 90 eksi x artı 360k. Birincisinde 0.90 tanımsız gelir. Eşitlik gelmedi. İkincisinde 2x eşittir. Eksi 90 artı 360k. Ve x eşittir. Eksi 45 artı 180k. K gördüğümüz yere 1 yazarsak 135. Yani 3 pi bölü 4 geliyor. D şıkkı. Önce arkadaşlar şu pi bölü 2 kurtulmamız gereken bir şey. Çünkü cos... Pi bölü 2 artı buraya da böyle alfa dersek eksi sin alfadır. Bu arada arc sin 3 bölü 4'e biz alfa dediğimiz için sin alfa 3 bölü 4 yapar. E zaten soru benden eksi sin alfayı istiyor. Kendiliğinden cevap eksi 3 bölü 4 geldi. Her zaman yaptığım şey arkı gördüğün an alfayı yapıştır sonrası geliyor gördüğünüz gibi. Alfa artı B ve alfa verilmiş. Şöyle zemine paralel bir tam bu noktadan doğru çekeyim tamam mı? Yöndeş açılar birbirine eşittir. Bu yüzden burası da alfa artı B olur. Şu açı ufak böyle maviyle taradığım açı beta olur. Bu arada şöyle iki tane paralel doğru olduğu için bunlar aslında arkadaşlar kesinlikle burası da betadır. Göstereyim bakın iki tane doğru diyelim böyle tamam mı? Sonra şu buna paralel. Bu buna paralelse buradaki açı da kesinlikle aynı açıdır. Bu yüzden hemen tanjant alfa artı beta eksi alfayı kullanacağım. Tanjant alfa artı beta 2 bölü 5. Tanjant alfa 1 bölü 5 bölü 1 artı 2 bölü 5 çarpı 1 bölü 5. Bundan sonra haliyle artık bundan sonra ne söyleyebilirim? 1 bölü 5 burası 27 bölü 25 oldu. Ve sadeleştirdiğim zaman şunu söyleyebiliriz. 5 bölü 27'ymiş arkadaşlar. Tanjant beta. Tanjant beta yöndeş açıdan dolayı aynı zamanda x bölü 108'e eşit. 27 ile 108 sadeleşir 4. x eşittir 20 birim d şıkkı. Tamamen formül üzerine kuracağız soruyu. Çünkü birincisi Cos 320 cos 40'a eşittir. Cos kare 40 olur. Cos kare 40 sin kare 50'ye eşittir. Cos kare alfa eksi sin kare alfa da cos 2 alfadır. Bu yüzden cos 100 pay. Paydaya geldiğimiz zaman 1 eksi 2 sin kare alfa cos 2 alfadır. Bu yüzden burası da cos 40. Ve 2 sin 20 çarpı cos 20 de sin 40'a eşittir. Bunları nasıl yazabiliriz? Payı ve paydayı 2 ile çarpıp bölersek aslında burası sin 80'dir. Sin 80'de sin 100'e eşittir. Kos 100 bölü sin 100'de kotanjant 100 yani cevap 2 kotanjant 100 D şıkkı. Kos A kos B sin A sin B sin kare A artı B isteniyor. Burada tabii ki hemen sine bağlamayın olayı. Şunu yapacağız. Taraf tarafa çıkarırsanız bu cos A artı B'nin formülüdür. Kos A kos B eksi sin A sin B. 1 bölü 4'ten 1 bölü 12'yi çıkarırsak 3 bölü 12'den 1 bölü 12'yi çıkarmak. Yani 2 bölü 12, 1 bölü 6 oldu. Kosa artı B, 1 bölü 6 ise hemen dik üçgeni oluşturacağız. Tabi bu arada açının geniş olmasıyla falan ilgilenmiyoruz biliyorsunuz. Zaten kosa artı B, 1 bölü 6 ise geniş açı olamaz. 300 falan olsa yine problem değil. Her zaman üçgeni çizeriz sonra işaretine karar veririz. Ona takılmayın. Buraya 1 yazdım, buraya 6 yazdım. Burası kök 35, Pisagor'dan 36 eksi 1. Böylece sin kare A artı B... 35 bölü 6'nın karesi olacak. Kök 35 bölü 6'nın karesi. 35 bölü 36 A şıkkı. Yine fark formülünden halledeceğiz. Şöyle uzatıyorum tamam mı? Şimdi bakın şuraya beta diyelim. Zaten direğin boyu 15 olduğuna göre burası 15, burası 4, şöyle 2 olur. Sonra arkadaşlar yine 15 olduğu için toplam diğer boyda 24 olduğu için 9 metre oldu burası. Artık şöyle bir hareket yapabiliriz. Beta'yı biliyorum. Tanjant beta 1 bölü 2. Tanjant alfa artı beta 9. Burası da 12 olduğu için 9 bölü 12'den 3 bölü 4. 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 4. O zaman pay 1 bölü 4 oldu. Payda da 3 bölü 8, 8 daha 11 bölü 8 olmuş oldu. Sadeleştirirsem 2 bölü 11'miş cevabımız. Şeyden tereddüt ettim. Ben de bir an cevap şıkları yok. Cevap şıklarını göremeyince bir bakayım dedim. B şıkkıymış arkadaşlar. 2A eksi B, 2A artı B demiş arkadaşlar. Burada e, üçgen çizersek hemen 2A eksi B diye. Şimdi 3, burası 5, burası 4. O zaman lazım olursa kos 2a eksi b'nin de 4 bölü 5 olduğunu görelim. Z lazım olacak zaten. Lazım olursa değil. Burası da yine 2a artı b olsun. Yine 5 bölü 13 dersek o zaman cos değil sin 2a artı b de 12 bölü 13. Bunları nasıl kullanacağım? Cos 4a demek aslında bunların toplamı demek. Cos 2a eksi b 2a artı b. Böylece cos 2a eksi b çarpı cos 2 artı b eksi sin 2a eksi b çarpı sin 2 artı b toplam formülü. 3 bölü 5 e, pardon cos 2a 4 bölü 5'te cos x diyeceğim buna ya uzun uzun sürekli aynı şeyi söylemeyeyim. Cos x çarpı cos y olarak düşünün. 4 bölü 5 çarpı 5 bölü 13 eksi sin x çarpı sin y. Böylece o da 3 bölü 5 çarpı 12 bölü 13. Artık arkadaşlar 20 bölü 65 eksi 36 bölü 65 Böylece eksi 16 bölü 65 oldu. A şıkkı. Yukarıyı eksi aşağı artıyla çarpıp taraf tarafı toplarsak. Cos kare x eksi eksi sin kare x'ten cos kare x artı sin kare x geliyor. Artı eksi parantezinde sin 11 çarpı cos 19 artı sin 19 çarpı cos 11. Burası sin 30 yaptı toplam formülü. Cos kare x artı sin kare x zaten 1. Eksi sin 30 artı 1 eşittir. M, e, eksi m artı 1 bölü 4. Sin 30 1 bölü 2. 1'den 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2. Haliyle arkadaşlar 1 bölü 4 eksi m 1 bölü 2 oldu. m öbür tarafa atarsak 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 4 b şıkkı. Arkadaşlar bakın şuraya böyle bir x diyeceğim. Şu açıya bu açıya da y diyeceğim tamam mı? Kenarda bir kare düşünün. Bir açı var böyle x, bir açı var böyle y. Sonra şurası 90 olsun. Üçünün toplamı hatırlıyor musunuz? Üçgenlerde çok basit bir kural. Bu dışarıya eşitti. 90 artı x artı y'ydi. İşte aynen burada da bakın şu açı ve şu açı arasında kalan bu açı görüyor musunuz? Burası işte 90 artı x artı y e diyebilirsiniz alfa ile ne alaka yöndeş açılar paralel olduğu için kl ve ab yöndeş açılar birbirine eşittir alfa 90 artı x artı y'dir arkadaşlar bunu da hemen böyle araya sıkıştırayım şöyle aynı bunu da böyle çizersem bak paralel bir doğru ve burasının da alfa olması gibi tamam mı yöndeş açılar eşit. Şimdi bundan sonra neye bağlayacağım? Üçünün toplamının alfaya eşit olmasından dolayı cos 90 artı x artı y desem şunu görüyorum. ikinci bölgede kosinüs negatif eksi sin x artı y. O zaman ben cos alfayı eksi sin x artı y'ye eşit bulmuş oldum. Gördünüz mü? 90 artı x artı y alfa olduğu için. Hemen sin x artı y'nin formülü. Sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x. Bakalım Harflendireyim şuraları. Artık bundan sonrası da önemli çünkü. A diyorum. Şuranın tamamına B diyorum. C diyorum. Buranın tamamına D diyorum. Lütfen dikkat. E, D ve bize A, B'yi 10 verdiğini unutmayın. Şimdi şu dik üçgende, maviyle taradığım dik üçgende. Sin X arkadaşlar kaçtır? A bölü 10. Sonra bir de şurayı şöyle sarıyla tarayayım. Şu sarıyla taradığım üçgende cos y nedir? B bölü 10. Bu şekilde. Aynı şekilde sin y arkadaşlar bakıyorum şimdi. Sin y c bölü 10 ve cos x de a bölü pardon d bölü 10. Zaten bana soru a b'yi 50 vermişti. C d'yi de 30 vermişti. Böyle çarptığımızda 80 bölü 100 oldu. Ama önüne eksiği koymayı unutmayacağız. Çünkü cos alfa eksi sin x artı y'ye çıkmıştı. Cevap böylece eksi 4 bölü 5 gelmiş oldu.